Değerli Çiçi TV izleyenlere yine birbirinden değerli konuğum var. Zaten birini tanıyorsunuz, Hüsnü amcam. Yer yer içeriklerini beraber çektiğimiz, bana her konuda yardım eden, eskilerden kalma değerli bir arıcı. Bir müddet bazı çalışmalar yapmak üzere köyde bulunmuştu ama nihayet artık arılığımızda yine beraber çalışmaya başlayacağız. Birazdan sana... Hoş geldin amca. Hoş bulduk. Sana birazdan söz vereceğim. Hüsnü Güner. Fakat çok değerli bir konuğumuz var. Sevgili veteriner hekim Fatih Ardıç. Fatih kardeşim hoş geldin. Hoş bulduk abiciğim. Nasılsın? İyiyiz çok şükür. Çalışıyoruz. Araştırma devam. Evet. Benim için Türkiye'nin sayılı bilim adamlarından. Abi bilim adamı ne demek? Araştıran, bir şeyleri keşfeden, bulan, bunlarla ilgili mücadele eden. Türkiye'nin benim gözümde çok değerli veteriner hekimlerinden birisidir kendisi. Değerli Çiftçi TV izleyenleri, Fatih Ardıç'ı sizlere tanıtacağım. Onunla ilgili neler yapıyor, neler edeceğiz. Bu haftaki konu içeriğimiz pestisitler, zehirler, kimyasallar, tarım ilaçları, hayvanlara etkileri, böceklere etkileri, arılara etkileri nelerdir? Güzel bir genel bir sohbet yapalım istiyorum amca. Tabii. Çünkü bu yıl çok ciddi arı kayıpları yaşandı. Arı zehirlerinden kaynaklı. Aynı zamanda arılarda uygulanan Varroa akarı için, Nosama için, yavru çürüklü için birçok ne yazık ki zehir kimyasallar uygulanıyor. Bunlar da ne yazık ki kaş yapalım derken hani göz çıkarmak tabiri vardır ya, onlar yaşanıyor Fatih. Önceki kendini bir tanıtır mısın bize? İsmim Fatih Ardıç. Veteriner hekimim. Birçok bilim dalı arasında veya birçok şeyde araştırmalarım var, argelerim var. Daha çok organik tarım üzerine araştırmalarım var. Bununla ilgili de yakından mikrobiyoloji ile ilgileniyoruz. Daha başka olarak işte kuantum fiziğinden işte veya tasavvuftan farklı bilim dallarıyla, ilimle ilgileniyoruz. Bugünkü konumuz herhalde Varroa'dan biraz bahsedeceğiz. Varroalar, pestisitler, şimdi zehirler, bunlardan bahsedeceğiz. Şimdi o zaman konuya biraz daha geniş tablodan bakmak gerekiyor. Başlayalım. İlk önce şuradan başlayalım. Şimdi doğanın bir ekolojik sistemi var. Aslında doğa kusursuz. Ne zaman insanoğlu daha yüksek verim veya daha hızlı etki elde edeceğim diye doğanın dışında kimyasal ürünleri, doğayı taklit eden, gerçek olmayan, etkisi asıl olmayan, doğayı taklit eden kimyasallarla doğaya uygulanmaya başlandı. Yani bu nereye derseniz deyin. Yani bu tarlada tohumdan tutun, bitki beslemeden tutun, yani nereyi ve insan sağlığından tutun. Ha, ilaçlar lazım mı? Lazım. Kullanılması gerekiyor mu? Kullanılması gerekiyor. Biz aşırı miktarda kullanıma veya bunu doğal yolla yapmak varken, aslı oyken kimyasala diretmek hata. Şimdi şöyle basit bir tablo anlatabilirim. Yani arıdan değil de mesela hayvan beslemeden bahsedeyim. Sonuçta arıyı da besliyoruz. Evet. Yani doğanın da bir ekolojik döngüsü var. Arının da kendi çapında, her canlının kendine ait. Aslında bizlerin de, çünkü her tarafımızda mikroorganizmalar var. Yani dişimizin arasından 3 yerde mikroorganizma yok. Beyin sıvında, göz sıvında, bir de kanında. Tekrar et. 3 yerde mikroorganizma yok. Tabii, tabii, mikroorganizma beyin, hayatın her yerinde. Vücudumuzun her yerinde var zaten. Çünkü aslında hastalıkların oluşumu, sağaltımın oluşumu tamamıyla bu dengeyle alakalı. Nasıl ülkeler arası çatışmalar, konuşmalar vesaire filan var. Aynı mikroorganizmaların da hayatı o şekil. Şimdi küçük bir örnek vereceğim. Meraya çıkan hayvanlar var değil mi? Var. Şimdi doğadan konuşacağız. Madem doğayla ilgileniyoruz. Hayvan merada otluyor. Otlarken ne yapıyor? Dışkılama. Çok güzel. Veya idrar. Evet. Şimdi orada bir döngü var. Yani mahsul çıkacak, ot çıkacak. Hayvan onu yiyecek. Bunu doğal yoluyla sindirecek ve bunu dışkı olarak atacak. Bunu doğa tekrar çözümleyip kendine besin kaynağı olarak alıp böyle bir döngü var. Şimdi bir gün Mera'da böyle hayvana bakıyorum, dedim ya bu bitkinin beslenmesi, ya hayvan oraya 20-20 atmadı yani. Evet. 18-46 atmadı abi oraya. Hayvana da bağlı. Şimdi misal kimyasal gübreye ihtiyaç var mı? Fransa'da kullanılır. Yani adamların topraklarının organik madde miktarı, misal veriyorum, %7'lerde. Normal 4 olması lazım. Bizim şu an Trakya toprakları birin altında. Bir çöl demek. 50 senedir bize dayatılan kimyasal tarım politikası, toprağın 1 gram organik madde atmıyoruz. Şimdi birkaç senedir çiftçiler azıcık fark etmeye başladı ki hayvan dışkısı, fermente edilmiş hayvan dışkısı falan atmaya başladılar. Yani o farkı görmeye başladılar. Toprak aç çünkü. Şimdi konuyu çok dağıtmadan anlatmak istiyorum. Şimdi hayvan orada idrarını bırakıyor. Üre cepte. Demek üre var. Elbette. He. Başka dışkı bırakıyor. Bu dışkı ne? Organik maddeler, mikroorganizmalar. Doğru mu abi? Doğru. Şimdi biz aslında dünyanın en zengin içerikli maddesini, doğal bir maddesini ürettik. Yosununu ürettik. Benim aslında tarım, doğa olayı buradan geldi. Buradan başladı yani. Bu işlere merak salmak. Aynen öyle. Ondan sonra biz bunu ürettik, başardık kültür ortamında. Dedik ki bunu en faydalı nasıl yapabiliriz? Bir baktık, ulan dedim bu besin. Yani bunu doğaya verelim o zaman. Hani oradan tarımı araştırmaya başladım. Şimdi bir gübre grubuyla çalışmaya başladım. İşte doğal gübrelerden ne var? Mesela solucan gübresi var. Bunu araştırmaya başladık. Bunun gübresini, sıvı formunu yaptık vesaire derken sadece bu değil. Bu sefer başladım Japonya, Amerika, Avrupa. Yani bu adamlar nasıl bir tarım politikası uyguluyorlar? Ve akademik çalışmaların da, yani Google Akademik yazdığın zaman akademik makaleler çıkıyor yani önüne. Az o okumasını bilen, biraz fen bilimi eğitimi almış olan insanlar anlar yani. Hani çok böyle bir şey istemiyor. Araştırdığımızda o zaman biz de kendimize ait bir tarım politikamızını oluşturduk. Farklı şeyler yaptık. Hamdolsun güzel de cevaplar aldık. Vatana, millete inşallah, hani devlet nezdinde de iyi bir şeyler olacak inşallah. İnşallah. Bunun yani şimdi gelelim araya. Ben şimdi pek konuşmayacağım bu programda. Bir amcamla sizi dinlemek istiyorum genel olarak. Biz çünkü her hafta konuşuyoruz. Yakalamışken... Ben bir şey sorayım Fatih abim, bununla bağlantılı. Mesela bu kimyasal kullanmanın bir de insana etkileri. Şimdi oraya mı geleceğiz? Zaten kimyasal kalıntı bırakır. Yani ne oluyor? İnsan kendi kendine de şimdi, bir yerde. Yani sen buradan doğadan bir kimyasal mı fışkırıyor veya bir şey mi çıkıyor? Tamam. Şimdi kimyasal isim vermeden neredeyse verecektik. İlaç firmaları diyelim. Evet. Anlatabildim mi? Yaptıkları iş, doğanın yapmış olduğu etkiyi, bunu neyi de düşünürsen düşün. Yani sağlık olabilir, hayvan besleme olabilir, arıyla ilgili işte herhangi bir rahatsızlığıyla ilgili olabilir, bir şey olabilir. Yani çok geniş perspektiften bakıyoruz yani. Direkt budur demiyoruz. Evet. Geniş. Ya sonuçta aslında insan bunu kullanıyor çıkarı için ama doğaya ve kendine bir sürü zararı abi yaptıkları çıkıyor. Olay şu. Doğanın etkisini kırarak, azaltarak, kendisini... tamam mı? Zincir halkasını eline alıyor. Ve bunlar da trilyonlarca dolar demek. Milyar dolar değil yani. Fatih kardeşim, biz bunu anlatmaktan yorulduk. Biz bunları sürekli söylüyoruz. Aslında bir sorunu, sözde olan bir sorunu, başka bir sorunu çözmek için bir çaba sarf ediliyor. Oradan birileri para kazanıyor. Onun oluşturduğu başka bir sorunu, başka bir sorunla tekrardan çözüp zincirle sadece kendi ceplerini doldurmaya başlıyorlar. Az önce dedin ya, gelelim arıya. Bizim arıcı dostlarımızın, amcamın dediği gibi en büyük şikayeti şu. Ya genelde en fazla Nosama olsun, Amerikan yavru çürüklü, Avrupa yavru çürüklü, adi yavru çürüklü ama kireç hastalığı beraberinde bazı hastalıklar da var. Fakat akar olarak Varroa'ya karşı, Varroa aslında bir hastalık değil. Evet. Varroa bir akar, bir parazit diyebiliriz. Evet. Bunun bir canlı aslında, yani gözle görülen evet. bir canlı, arının üzerinde bir canlı, bir evet. böcek. Evet. Buna böceği arının, arı da bir böcek. Evet. Böceği, arının üstündeki böceği öldürmesi için bir böcek zehri kullanıyoruz. Sözde bunun dozunu öyle ayarlıyor ki sadece o ölsün. Ama beraberinde ciddi bu sene çok ciddi... Peki bir soru soracağım. Evet. O uyguladığınız kimyasal, misal veriyorum veya bilmeyenler için söylüyorum. Uygulanılan kimyasal ürün sonuçta... spesifik bir etki değil mi? Bütün hepsini kapsıyor yani. Hepsini kapsıyor. Evet. Direkt oraya temaslı değil. Evet. Evet. Bal mumuna. Burası çok önemli. Evet. Çok önemli. Bal mumuna, evet. bala, arının kendisine, evet. yavruya, kovanın içine tamamen kaplıyor. Evet. Ve bu da hiçbirimiz aptal değiliz. Ben sağlıkçıyım. Sen de sağlıkçısın. Amcam bir eğitmen. Aynı zamanda tarım teknolojileri halen yüksekokul olarak devam ediyor. Bunların kanıtı bıraktığını ben biliyorum. Balda, bal mumunda. Diyorlar ki abi o zaman elmalara da yapıyorlar, armutlara da yapıyorlar. Diyoruz ki arkadaşlar o üzerine yapılan böcek gelmesin, o da çok kötü, onu da istemiyoruz. Onun da doğada karşılığı var. Karşılığı var, onu da istemiyoruz ama en azından aldığınızda onu bir yıkamaya çalışıyorsunuz, kabuğunu soymaya çalışıyorsunuz. İşte eve gidiyor annelerimiz sirkeli sular, şunlar bunlar bir sürü şeyler yapıyor. Balı yıkayamıyorsun ki. Poleni yıkayamıyorsun ki. Ve elma gibi de değil, doğrudan içine müdahale ediyoruz. Etken maddeleri söylememizde bir sakınca yok. Evet. Fluvan, aynen. Amitraz, aynen. Flümetrin, aynen. hatta Kenaz tarzı o toksiktir. İnanılmaz maddeler, inanılmaz maddeler kullanılıyor. Birçok tabii ki arıcı olduğumuz için biz meslektaşlarımızı sığırlarda kullanılıyor. Biz meslektaşlarımızı uyarıyoruz. Bunda benim ne çıkarım var ki? Ya her şeyin bir doğal karşılığı var. En başında amca, dünyada şu anda 100 bin ila bir rivayete göre 300 bin arası doğada yaşayan, kendi başına yaşayan kolonya olduğunu söylüyor. Türkiye'de de çok var. Duyuyoruz bunu. Ağaçlarda, orada, burada yaşayan. Bunlara hiçbir müdahale etmediğin halde yaşayabiliyor. Evet. Ama birileri seni korkutuyor. Diyor ki aman ha yapmazsan ölür arıların. Hı-hı. diyor. Ve ceplerini dolduruyor. Her şeyin ama diyor ki ruhsatlı. Her şeyin ruhsatlı olması, her şeyin o manada kullanılır anlamına gelmez. Yani lisansı olan bir ürünü doğada uygunluğu nasıl ispatlanabilir ki? Ben onu, o çok tezat şeyler yani, çok farklı şeyler. Yani herhangi bir bakan, yani lisans demek nedir? Bakanlık tarafından tanınan, ölçülendirilmiş, birimlendirilmiş, test edilmiş, pazara sunulan ürün demek. O kadar. Ha, bu şimdi kimyasal bir ürünü bakanlıktan lisans aldım diye kalıntı bırakmayacak şey asla. Yok yani. Ya, çok saçma bir yani, yorum. Yani benim asla. Lisansım var. Ben işte şey yapmayın deyip başkalarına çamur atmak veya şey yapmak, bunlar hoş hareketler. Ya sonuçta değil. O bir zararlı, yok edici bir silah şimdi, olarak geliştiriyor. Sadece şimdi madem öyle kalıntı veya kimyasala mı giriyoruz yavaş şimdi, yavaş? Şimdi kalıntı ve kimyasala girelim. Şunu da anlat. Ben çünkü pek konuşmak istemiyorum bu hafta. Evet. Amcam da seni dinlemek istiyor. Evet. Anlatırken şunu da anlatalım. O zaman abi çözüm ne? Şimdi diyorlar ki çok güzel anlatıyorsun abi ya. Ama tamam. Ama varroa var. Sorun var arıda. Evet. Beraberinde yavru çürüklüğü var. Bunları neyle çözeceğiz? Şimdi doğada daha önce biz şu an tarım arazilerine arılara müdahale ettik artık. Evet. Yani biz Trakya'dayız. Evet. Arı %80-90 oranında nektarını tarım ürünlerinden çekiyor. Doğru. Önceden bu yoktu. Hatta bizim biliyorsunuz Malkara balı, kendi ilçemiz için konuşalım. Fatih Sultan Mehmet Han'ın şifahanesinde dağıttığı bir bal olarak geçiyor. Doğru. Evliya Çelebi'nin seyahatnamesinde geçer. Malkara'nın kaşkavalı, yani bizim Trakya'nın bilirler peyniri. Geçer, evet. Aynı zamanda yuvarlak kaşar peyniri deniyor. Aynı zamanda beraberinde balı meşhurdur ibaresi kullanılıyor. Saraylara buradan gidiyoruz. Evet. Zaten. Çok değerli güzel balımız var. Ama o dönemlerde tarım arazisi tabii ki bu kadar yok. Ihlamurluklar, kır çiçekleri, orman arazileri var. arı bakterileri, vitaminleri, mineralleri rahatlıkla alabiliyordu. Bizler maalesef kendimiz arıların bu nektar döngüsüne müdahale ettiğimiz için artık o yararlı vitaminleri, mineralleri, hatta bakterileri kendi bünyelerine alamıyorlar. Tarım ilaçları da öldürüyor zaten. Bırak onu, yani. Bir de zarar veriyor. Bütün olay o zaten. Evet, bırak onu, bir de hem zarar veriyor. Hem zayıflatıyor da, ekolojik sistemi de zayıflatıyor. Bizim yapmamız gereken ne? Arıya birkaç temel kural var Fatih, arıcılıkta. Arının besin döngüsünü kontrol altında tutmak, ısısını muhafaza etmek. Arıya zırpırt, ondan çok iyi biliyor değiliz ki biz koloniyi. Aynen. Gerekli zamanda, gerekli birkaç konuda ona yardım etmek. Yaşam döngüsünü kolaylaştırmak. O zaten yapacağı işi biliyor. Eksiklikleri mümkün olduğu kadar tamamlamak. Destek olmak. Destek olmak bizim yapacağımız vazife. Destek olmak, yardımcı olmak. Onun işini vitaminler verilmeli mi? Önemli mi? Onların yerine şu an gündemde olan bazı bakteriler var. Bacillus bakterileri var. Bu dünyada çok meşhurdu. Artık onlara yavaş yavaş ülkemiz geçmeli mi? Bu Varroa için faydalı olur mu? Varroa'ya direkt arının üzerine mi etken yapıyor, yoksa kendi bağışıklık sistemini güçlendirip aynı zamanda hastalıklara karşı dirençli mi oluyor? Yani. Bir veteriner hekim olarak, aynı zamanda bir benim gözümde bilim adamı olarak bununla ilgili görüşlerin ne? Şimdi şunu söyleyeceğim. Şimdi Varroa'yı konuşuyoruz. Varroa bir parazit. Evet. Şimdi peki paraziti yok edebilmen için larvasit kullanabilirsin. Farmakolojide, yani ilaç biliminde. Şimdi ben eğer doğadan bir şey yapacaksam doğaya bakarım. Çözümü nedir diye. Şimdi Cenab-ı Allah öyle bir sistem vermiş ki, Bacillus'tan bahsettin. Bacillus deryadır, denizdir. Yani azotu fikse eden bakterisi de vardır. Fosforu parçalayan bakterisi de vardır. İşte larvasit özelliği gösteren bakterisi de vardır vesaire. Bizim şu an burada ilgileneceğimiz Bacillus thuringiensis bakterisi. Bunun da kendi aralarında fertleri var. Ayrılıyor onlardan. Şimdi bu Bacillus thuringiensis ne yapar? Bu bir kimyasal değildir. Bakteri kalıntı yapmaz. Bir daha söyle. Bu bir kimyasal değildir. Doğada olan bir şeydir bu. Evet. Bakteri her yerdedir. Yani bir bakteriye kimyasal muamelesi yapılması o kişinin cehaletini gösterir. Ya insan vücudu bakteri. Şimdi insan kendi şimdi Varroa ne yapar? Onu anlatalım. Bakteriler ilaç sistemi gibi çalışmasının sebebi enzim üretirler. Şimdi öyle bir larvasit düşünün ki arının larvasına arıya dokunmuyor. Arı harici bütün larvaları iptal ediyor. İşte bunu kimyasalla yapamazsınız. Bu Allah'ın gücüdür, kudretidir. Bu ekolojik sistemin büyüklüğüdür. Ben buna aşığım işte. Hani vallahi şimdi biz de buna aşığız. Sistem nasıl çalışıyor? Biz de buna aşık olduğumuz için hep doğanın, doğalandan kimler varsa bunları anlatmaya çalışıyoruz. Meksika, Çin, dünyanın arıcılıkta isim yapmış ülkeleri, kovan sayısı bizim sayımız kadar yok iken nasıl bizden fazla balı üretebiliyorlar? Arı ürünleri üretiyorlar aynı zamanda. Şimdi biz sığırcılıkta olsun veya diğer hayvancılıklarda olsun, yavrudur bizim için önemli olan. Doğru mu? Arıcılıkta da öyle. Çünkü geleceğin arıcılıkta da öyle. Daha da önemli. Bizim için de öyle. Yavrudur önemli olan. Yavrudur önemli olan. Şimdi işte Çin gibi, Meksika gibi bu tür ülkeler kimyasal Varroa etkeni kullanmaktansa doğanın kendisinde olan Bacillus thuringensis'i kullandıkları için yavru ölümleri ciddi derecede aşağıya düşüyor. Çünkü doğanın sistemi bu. Yani bunun Cenab-ı Allah bu bakteriyi sanki arıya yapmış. Ben bu ilk elime benim geçtiğimde ya o kadar şaşırmıştım ki. Yani nasıl bir sistemdir bu? Yani şimdi peki Bacillus thuringiensis arıda ne yapıyor? Veya parazitine, Varroa'ya ne yapıyor? Şimdi misal siz kovana Bacillus thuringensis'i sulandırarak püskürtme sistemiyle veya gıda olarak kullanacağı bölgeye eklediniz. Şimdi üzerinde bulunan bakteri illa parazite bulaşıyor. İlla ki bulaşıyor. Hı. Şimdi parazite bulaşan o bakteri larva dönemindeyken, varroa larva dönemindeyken sindirim sisteminde kristalleştirme yapan enzim üretiyor. Hatta akademik olarak şeyini de söyleyeyim. CRY1'den CRY16'ya kadar enzimi var. Farklı enzimi var. Şimdi yeme sistemi, sindirim sistemi kristalize olmuş olan bir canlı ölür. Yani bu dışarıda bir şey değil. Bir yerde kalıntı yapmıyor. Bir şey yapmıyor. Anlatabildim mi? Direkt adres tak, etkisi belli. Sistem çalışıyor. Yani ben hayretle izliyorum. Yani herkes ya sağduyulu olmak lazım. Dürüst olmak lazım. İnsanlara doğru bilgiyi aktarmak lazım. Şimdi görüyorsun böyle ilaç şeylerinden basit etken maddelerle veya kimyasallarla 3-5 kuruş, yani kendileri de biliyor aslında. Bu sistemin bu şekilde doğru olduğunu kendileri de biliyor. Yani bilmiyorum. Biraz tabii biliyor ama insanlar burada menfaat çıkar. Amcam işi çözdü. Ya herkes işi çözdü de. Abi, sonuçta tarım politikasını ama insanların bilinçlenmesi önemli burada. Ona göre tavır yapması önemli. Bizlerin vazifeleri ben aynı zamanda sadece arıcılığın burada değil doğayla da uğraştığım için hep arıcı meslektaşlarıma bunların alternatifi olduğunu kesinlikle doğal ne varsa onlardan yana olmamız gerektiğini bunları vurgulamaya çalışıyoruz. Tabii ki senin de bir veteriner hekim olarak bu konularla kadar yaptığın çalışmalarla olarak bunları vurgulaman önemli. Burada amcama dönmek istiyorum. Amca biz yıllardır bu işle uğraşıyoruz. Evet. Hiç Amitraz Flümetrin kullanıyor muyuz? Yok. Kullanmıyoruz. Hatta burada video çekiyoruz. Evet. Bize İçim yanıyor. İçin yanıyor biliyorum. İçim yanıyor. Yaptıklarımız evet. Zaten hepsi video. İnan ki hani böyle aklıma anladım. Ne geliyor biliyor musun? Diyorlar ki abi o zaman kendileri yese de sorun değil. Evet. Çoluğuna çocuğuna gidiyor. Onu satın alan, o balı satın alan ebeveynin çoluğu çocuğu işte da yiyor. Ben oradayım. Orada kişi kendi bilerek sadece bedeni ne oluyor? Yapısı ne oluyor? Flümetrine baksınlar bakalım hangi dış parazitlerde, hangi hayvanlarda kullanılıyor. Daha yani. Sonra bunlarda çıkacak hastalıklar. Çok basit yani. Bir tane veteriner hekim kliniğine gitsinler. Desinler ki üzerinde sadece arı resmi olup da değil de bana bir tane flümetrin ver kardeşim. Desinler bakalım ona nasıl bir şişede çıkarıp verecekler. Toksikoloji bir zehir. Onun için hastaneler zaten insanları almaz oldu sonuçta yani. Şimdi oraya geleceğim. Amcam dediği güzel bir konuya geleceğim. Bu sefer doz bunu alıyoruz. Karaciğerimizde birikiyor, orada birikiyor. Tabii. Bunlar sürekli bize hayatımızın bir döngüsünde hastalık olarak çıkıyor. Amitraz çocuklarda gelişim geriliğine sebebiyet veriyor. Doğru. Çocuklarda geç konuşmaya sebebiyet veriyor. Doğru. Beyin hasarına sebebiyet verebiliyor. Dostlar, yani ben size demiyorum ki size savunma gelecek olan şartları siz bulacaksınız. Yani Amitraz almayın. Ama şu ürünü alın demiyorum ki hiçbir zaman size. Ama bir tarafta bir grup var diyor ki misal gereği daha net anlatmak istiyorum kusura bakmayın. Çünkü bu konudan biraz üzülüyorum. Çünkü tam derdimi anlatamadığımı düşünüyorum. Misal amcam bir ilaç firmasını söyleyerek zehirli ürünü tavsiye ediyor. Marka da veriyor. Bu beni de aşağılıyor. Diyor ki seni de aşağılıyor. Diyor ki gördün mü bunları? Bunlar doğal mücadele ha 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 ho ho yapıyor. Çok komik şeyler de yapıyorlar. Bunlar bilime karşı diyorlar. Evet. Biz de diyoruz ki hayır bunun bak ilimle bilimle konuşuyorum. Bunlar doğal mücadele. Bir sürü bilim adamları bunlara geçmiş. Biz söylemiyoruz ki. Ama insanların hayatında var. Fatih eğer bir kutu içerisinde ambalajlı bir ürün varsa o modern tıp ama diğer şeyler hepsi gayri tıp. İlimmiş gibi bir algı var. Anlatacağım. Diyorum ki ya ben size Hüsnü Bey gibi şu ilacı tavsiye edin demiyorum ki. O bunu tamam tavsiye ediyor. parasını da kazanıyor. Evet. Muhakkak ki hepimiz kimse çocuk değil. Ama ben size onu almayın bunu alın demiyorum. Fatih de demiyor. Doğal bir sürü yöntem var. Bunları deneyebiliriz. Bir defne yaprağı dahi, bir okaliptus yaprağı, hatta tabii, portakal kabuğu bile. Münire Çetin hocamız var. Çukur Üniversitesi'nde çok bununla ilgili doktora var, tezi verdi. Aynen. Yani aromatik bitkilerin, uçucu yağların, evet, biberiye yağların, evet, Fransa'da yapılan çalışmaları var, evet, Cezayir'de yapılan çalışmaları var, kekik yağının, nanenin, timolün bunun üzerine etkileri çok büyük. Bizde ama bile etkisi büyük. Bir örnek göstereyim mi? Bir örnek göster ama amcam ısrarla diyor ki hayır. Evet. Gül. Çok güzel. İnsan sağlığında aromatik etkisi olan, hatta frekansını bu koku uyarısıyla vücudun aura frekanslarının titreşiminin daha güçlendiği, hatta bunun sekonder olarak, hani dolaylı olarak bağışıklık sistemine bile bir nebze şey yaptığını ispatlanıldı, bunlar bilimsel olarak ispatlanıldı. Sen şimdi arıdan bahsediyorsun, o yüzden örnek vereyim diye. Gayri ihtiyari yanımda ben çok güzel gül taşırım mesela, hafif böyle bir bayılıyorum. Benim için doğayı andıran her şey güzeldir. Amcam parasını kazanıyor. Bana hakaret ederek prim de yapıyor. Kendi kitlesinin bir kendi kitlesinde böyle oluşmuş olan bir ne diyelim, şakşakçılar var diye. Onlar takdir de ediyor. Tabii. Parayı da kazanıyor. Tabii. Reklamlar da var. Onları da zehirliyor. Tabii. Onun çocuklarını da zehirliyor. Yana bir gün bunun Cenab-ı Allah katında vicdani bir hesap var. Onu da biliyor. Hakaret de ediyor. Onu da çek. Kul hakkına da giriyor. Hakaret de ediyor. Kul hakkına da giriyor. Ben ise yazık diyorum ki hayır, bunlara gerek yok. Bakın bunları yapalım diyorum. Beni de suçluyor. Beni de bu tarafın adamı gibi gösterip kendi de ekstra bir prim yapıyor. Burada aslında arıcının biraz uyanık olması lazım. Ben çünkü arıcı diğer... Ben öyle yapmıyorum. Yani herkes bana tepki koymasın. Amca seni misir olarak gösterdim. Seni çok seviyorum. Bizler burada inan ki bir kış bakımı videosu çektik. Evet. Ya tamam dedik ya. Hani bakın bir sezon boyunca videoları gösterelim size. Doğal mücadele yaptık. Sonra Şubat ayında bir amcamla beraber sonbahar yaptık, kış videosu yaptık. Sonra Şubat ayında ara kış yaptık. Sonra ilkbaharda da aynı koloniler, çıkmış olan kolonileri gösterdik. Dedik bakın hepsi yaşıyor. Ölmedi. Hem de ne kadar sağlıklı. Hem de 3 tane koloni seçtik. Evet. Güçlü, orta düzeyde, bir de zayıf. Tamam. Aynısını yaptık, gösterdik. Ya o çaktırmadan kullanmıştır Amitraz. Ya kullanmadık. Niye kullanalım ki? Zaten benim kullanmama da gerek yok ki. Yahu benim gücüme giden ne biliyor musun Fatih? Arıcı az önce konu dağıldı. Arıcı benim için, sen veteriner hekimsin, büyükbaş bütün hayvanlarla ilgileniyorsun ama arıcı aynı zamanda amcam bilir ki bir doğa severdir. Arıcı farklı bir meslektaşlarım çok değerli. Yani diğer doğadan çiftçiler çıkan mucizedir arı ürünleri. Evet, diğer çiftçiler gibi değildir. Manevi bir tarafı vardır. Aynen öyle. Benim bu videoyu izleyen, bu programı izleyen meslektaşlarım o kadar değerli ki onlar dünyaya başka bir perspektiften bakan insanlar. O arı mucizesini gören insanlar. Arının yaşam döngüsünü manevi hissiyatla yaşayanlardır. Yerde çöp olmasın, alır. Arıcı toplar. Çoğu arıcının bilmediği bir arının bir yönünü söyleyeyim mi? Arının kanat sesi frekansı bile ruhsal hastalıklarda iyi geliyor. Evet, bunu bir ara konuşmuştuk. Bunlar. Konuşmuştuk. Evet. İnşallah kanat kokusu bile. Evet. Yani ki Cenab-ı Allah onu, ya Nail suresi var ya. Çok güzel. Yani biz arıya vahyettik diyor. Yani şimdi bakıyorsun petek yapışında altıgen yapmış. Geometrik olarak araştırıyorsun. En çok hacim alan şey çokgen, evet, altıgen. Evet. Bunu arı nereden biliyor? Veya arının çalışma sistemi. Ya poleninden tut, propolisinden tut, zehrinden tut, kovanının içindeki havasından tut, evet, sütünden tut. Ya abi şimdi boş, hiçbir canlı boş değil. Hepsi ekolojik sistemin bir bütünü. Yani doğa bir bütün, kainat bir bütün. Bunu sen nereden bakarsan bak, mikrokozmozdan da baksan, makrokozmozdan da baksan, hani anlatabildim mi? Hepsi bir bütün, hepsi bir bir. Arı çok özel o yüzden. Çok özel. Bazen yoruluyorum. Hani doğayı, bitki örtüsünü bile yok etmeye benziyor aslında. Yani şuradaki çeşitliliği yok etsen sen belli bir şeyi. Abi arı bittiğinde yani kıyamet kopuyor. Biz oradaki yerdeki canlı bile farklı oluyor. İşte bunlar söylenmez. Evet. Ama amcamla doğaya gezeriz, amcam aşısını yapar, evet, bitkileri bulur, çöp görsün toplarız, gezeriz mantarlara bakarken. Yani amcamdan, hadi beni geçelim, amcamdan bilirim. Arıcı bir özeldir. Arıcı çok mükemmel, duyarlıdır. Arıcı hissiyatlıdır. O yüzden bu kadar hassas olan, bu kadar duyarlı olan bir meslektaşımın bunlara tenezzül etmemesi lazım. Bunlara meyletmemesi lazım. Ya tamam, bir dönem kullandık. Bir de insanlarda şey oluyor. Bunları kullandıkça bu sefer ya kendisi kullanıyor ya, böyle karşı kullanılmasına gerek yokmuş hissi oluşturduğu zaman direkt hemen kendine, ya ama ben kullandım o yüzden bu tarafın adamıyım diye sahiplenmeye çalışıyor. Kimyasalla organiğin arasındaki farkı anlatayım mı? Lütfen. Şimdi biz diyoruz ki bunun biyolojik olanı var, doğal olanı var. Doğru mu? Doğru. Heh. Sirkeyle temizleriz dedik değil mi? Evet. Meyveleri, sebzeleri. Ki sirkeyi sulandırıyorsun. Evet. Doğru mu? Doğru. Ya abi, kostik de bir temizleyici. Doğru. Tamam mı? Evet. Hidroklorik asit de bir temizleyici. Tamam Doğru. mı? Hadi onu da sulandır. O salatanın maruluna koy bakayım neler oluyor. Ya sulandır da koy. Yer misin? Yenmez. Arıya niye veriyorsun bu kimyasalı? İşte anlatabildim mi demek istediğimi? Yani doğal organik sirke, olanla işte. Sirke zaten organik bir olay. O zaman ötekine ye bakayım. Kimyasal yani bir olay değil ki. Kostik dediğin sodyum hidroksit, potasyum hidroksit, yani asit dediğin gruplar belli. Büyük firmaların isim vermeyeceğiz tabi, bunlar çok büyük ulusal firmalar. Yani salatanız niye sirke atıyorsun? Doğru. Ulusal firmaların bu tarım ilaçlarını duyuyoruz, yavaş yavaş birçoğu yasaklanıyor aslında. Evet. İnşallah da yasaklanacak. Yol yakınken biz buna karar verelim. Hani kendi yasağımızı kendimiz koyalım. Kişinin kendi duyarlılığı. Kişinin kendi duyarlılığı. Yani bir sürü kötü alışkanlık var, söylemek şu evet. an televizyon programında uygun değil. Bunlar faydalı mı? Değil. Ama kişi kendi iradesiyle bunları yapmamalı. Evet. Ruhsat almış mı? Almış. O zaman hep beraber kullanalım. Tüm mamullerini kullanalım şimdi. Böyle bir şey ki, o da ruhsat almış. Bakanlık tanıyor. Hayır ama zararlı, kullanma. Yani bir şeyin olmuş olması, ruhsat verilmiş olması o manaya gelmiyor ki. Ya da başka bir ilaç için onun etken maddesi izin veriliyor ama sen kullanıyorsun. Evet. Fatih, güzel bir program oldu. Vallahi yani artık videoyu izleyince göreceğiz. Evet. Ya konuşulacak kardeşim, o kadar çok şey çok var şey ki. Var. Yani ilk önce ben tüm arı severlere, arıcılara şunu söylerim. Doğanın neresine bakarlarsa baksınlar, sadece yani misal veriyorum fidancı olsun veya işte koyun baksın veya arı baksın, yani doğa bir bütün tamamıyla yorumlasınlar. Yani anlatabildim evet. mi? Yani bu sadece bunda böyle değil. Yani doğada cevabı var. Yani, doğada cevabı var ve yakındır da zaten. Bir de ne diyorlar? İşte bu sana bunu kullanın, direnç seneye değiştirin, öteki kimyasalı kullanın. Bak o da doğru. Direnç. Şimdi o zaman şöyle bir şey var. Bu da özel bir konu. Yani ya abi konuşulacak çok konu var. Amcam çok güzel bir yere geldi. O zaman şöyle bir şey yapıyoruz. Önümüzdeki haftalarda Çiftçi TV ailesi olarak birkaç misafirimiz daha olacak. Bu konuları daha detaylı bir ele alalım. Tekrar bir program yapalım hep beraber. Çünkü amcamın bahsettiği konu da çok güzel. Şimdi pestisitler diyor ki, Özman diyor bağışıklık kazandı diyor. Bağışıklık kazandı. Başka bir madde kullanacağız. Hatta bırak dozunu yükselteceğiz. Çok güzel bir konu amca. Teşekkür ederim. O konuya değiniriz. Fatih'e son sözü bırakacağım da, Fatih senin son söylemek istediğin bir şeyler var mı? Bilgili. Sağ olsun. Çalışmalarını biliyorum. Keşke ben tabii kişi yüzüne karşı övülmez. Yaptığı çalışmaları söylemek isterdim ama bilseniz çok şaşarsınız. Benim için çok özel insanlardan biri. Çiçi TV ailesine seni çok özlemişler. Çok mesajlar yazıyorlar bana amca. Sağ olsun, seyredenler de, doğa severler de herkese çok selam. Evet. Gerçek bir doğa sever, gerçek bir aktivist. Amcamla burada olmaktan, aralığımızdaki buradaki çalışmalarımızı onunla yapmaktan gurur duyuyorum. Bazen amcam bizim gibi değil tabi, o 60'ların adamı. Bakıyor böyle, Allah Allah gerçekten böyle mi düşünüyor? Allah Allah, adam ne yazmış ya? kimyasal konusunda duydukça suçlamaları şaşırıyor. Bizim çünkü yapmadığımızı biliyor. Biz daha doğal yetiştiğimiz için bizim dedemiz korucu. Yani dedem, amcam, dedem, babası korucu. Babaannem biliyorsun Makedonya'da arıcılık, dayılarımız kendi bu taraf. Abi, yani bizim aklın yolu bir. Bizim yani şeylere bırakıyorum. Evet, yorum onlara bırakıyorsun. Yorum onlara evvelden gelen bir arıcılığımız var. Evvelden gelen, yani 10 sene 15 senelik değil. Çocukluğumuzdan gelen bu iş hem geleneksellikten de yapan bir arıcı kültürümüz var. Atalarımızdan gördüğümüz. Teşekkür ederim amca. Devam edeceğiz. İnşallah. Fatih, son sözü sana bırakacağım. Teşekkür ederim. Önümüzdeki programlarda daha güzel içerikler de yapacağız. Amcamın bahsettiği konular, daha kalıntılar, birkaç misafirimiz daha olacak. Son sözü sana bırakayım. Hep beraber hoşça kal diyelim. Vallahi bu sadece arıcılara mı sesleniyoruz burada? Lütfen. Yani çok özel bir iş yapıyorlar. Çok zahmetli bir iş yapıyorlar. Çok fedakarlık isteyen bir iş yapıyorlar. Çok değerli de bir iş yapıyorlar. Duyarlı olsunlar. Gönülleri, kalpleri yönlendirdiği yolda gitsinler. Ben bir de şuna inanırım. Eğer bir adam karşısındaki adama güvenmiyorsa, o adam kendine güvenmiyordur. Hani dervişin fikri neyse zikri de odur ya. Yani ben insanlara güveniyorum. Yani kendime güveniyorum. Doğru yolda, hani babamın bir şeyi vardır. Bir sözü vardır, onu da söyleyeyim. Oğlum der, yaptığınız hiçbir işten, yani abdestinizden şüpheniz olmasın. Evet. Korkmayın der. Tevekkelin gemisi batmaz. Evet. Yani tevekkül. Çok şükür. Çok şükür. Hepsini saygıyla selamlıyorum. Yani daha görüşürüz inşallah. Evet, hep beraber el sallayalım. Hoşça kalın çiftçiler.